Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in söz talebi vardır. Buyurun Sayın Erel, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Yargı reformu paketinin 12. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi partim İyi Parti adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye Adalet Akademisi'nin ders ücretlerini bu madde düzenlemektedir. Bu maddenin ders ücretlerini düzenlerken bugün atanamayan 700 bin tane öğretmen de hemen bir çırpıda aklımıza gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen açığını gidermek adına yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen ile bu eksiklik giderilmeye çalışılırken maalesef 700 bin öğretmenimiz de bir yandan atama beklemektedir. Madem öğretmen açığımız var, atama bekleyen 700 bin öğretmenimiz var, eğitimde uluslararası alanda rekabet etme iddiamız var. O halde neden açığı ücretli öğretmenlerle gidermeye çalışıyoruz? Bakanlığın ilk etapta en azından ümitleri, hayalleri, düşleri sönmek üzere olan, artık gelecekten ümidini kesmiş bulunan gençlerimizin bir kısmının ümitlerine kavuşması, hayallerine, sevdalarına erişmesi adına 100 bin öğretmen atamasının yapılmasını, atama bekleyen öğretmenler adına ilgili makam ve mevkilerden rica etmekteyiz. Yine bu ücretli öğretmenlerden de daha önce İsmet Yılmaz Bey'in vaadi doğrultusunda 5 bin öğretmen alınacağı söylenmişti. Bir kısım atama yapıldı, diğer bir kısım öğretmen de atama beklemektedir. Sayın Başkanım, hazır fırsat varken bir de seçim bölgem Aksaray'la ilgili bir sorunu gündeme getirmek istiyorum. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirdiğim halde bir yıla yaklaşan zaman diliminde çözüm bekleyen sorun maalesef çözülmemiştir. Aksaray kanalizasyon şebekesinin sona erdiği noktada maalesef arıtma tesisi bulunmamakta ve kanalizasyondan gelen maddeler doğrudan doğruya arıtma tesisi olmaksızın oradaki bir ufak dereye karışmaktadır. Burası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktadır. Yine bu küçük derenin geçtiği yerde Hırkatol, İsmail Ağatol, Kazıkçıktol, Yeni Mahalle, Yeşilova yerleşim birimleri vardır. Bu ırmağın geçtiği yerde, kanalizasyonun sahaya bırakıldığı yerde maalesef kokudan durulmamaktadır. Hastalarımız bu kokudan rahatsız olmaktadır. Bu çevrede yaşayan insanlar, bu ırmağın bölgesinde bulunan yerleşim merkezlerinde yaşayan insanlarımız 21. yüzyılda hak etmedikleri bir şekilde hayatlarını idame ettirmek zorundadırlar. Oysa anayasanın ilgili maddesi insanlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamasını öngörmektedir. Bu akarsuluğun, kanalizasyonun karıştığı su yeraltı sularına karışmakta, yer altından tulumbalarla kullanma suyu çekildiğinde bu suyu maalesef o suyu kullanılmaz hale getirmektedir. Yine hayvanlarını buradan sulamakta ve yine tarla ve bahçelerini bunlarla sulamaktadır. Ben buradan bir kez daha hem Aksaray'daki hastaların bu pis kokudan kurtulması hem de ırmağın etrafında yaşayan insanlarımızın daha insanca bir çevrede yaşaması adına ilgilileri göreve davet etmekteyim. Türkiye'de yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının tartışmaya açıldığı süreçte yargı reform paketi çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin temeli hukuk devleti ilkesidir. Hukuk devletinden söz edebilmek için de herkesin sorumlu olduğu bir hukuk düzeni olmalı ve herkes bu hukuk düzenine uymalıdır. Bağımsız bir yargı bu denetimi hiçbir tesir altında kalmadan yapabilen yargıdır. Hukuk devletinin temel gereklerinden biri de kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığı yargı bağımsızlığının da temelidir. Yargı bağımsızlığı insan hakları ve özgürlüklerinde güvencesidir. Bugün Türkiye'de yargı bağımsızlığından söz edebilmek için çok iyi niyetli olmak gerekmektedir. Özellikle son yıllarda siyaset için bir araç haline dönüşen yargı Türk milletinin vicdanında her geçen gün güven kaybı yaşamakta
ve artık Türk milleti maalesef yargıya ve yargıçlara güvenemez hale gelmiştir. Bakın, üzerinde görüş beyan ettiğiniz konu yargıda reform paketi. Nedir reform? Düzeltme demek. Demek ki yanlış giden bir şeyler var ki düzeltme ihtiyacını hissediyoruz. Şimdi görmemiz gereken gerçek şu: yargı siyasallaşmıştır. Buyurun, tamamlayın Sayın Erel. Siyasallaşması Türk yargısının bağımsızlığını zedelemiştir. Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine bu şekliyle getirmemiz mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, siyasi iktidarın emrinde yargı olamaz. Siyasetin etkisi altında karar veren yargıcın mahkemesinden adalet çıkmaz. Yargıda reform paketi gibi iddialı başlık taşıyan girişimi değersizleştirmek amacında değilim. Oysa günümüzde kanunlarımızda çok büyük problem bulunmamaktadır. Esas problem bu kanunları uygulayanların kafasında ve zihniyetindedir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Erel.